Selam. Bugün karşınıza benden çok uzun zamandır beklediğiniz çok güzel ayrıntılı bir video ile geldim. Bugün sizinle cilt için mükemmel bir içerik olan retinoidleri konuşacağız. Cilt bakım rutinine önem veren biriyseniz ve cildinizi güzelleştirmek için böyle araştırmalara başladıysanız bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri retinoidler. Her dermatoloğa sorabilirsiniz, her cilt bakım araştıran kişiye sorabilirsiniz. Kime sorarsanız sorun size cilt bakımı için mutlaka şart olan ve cildinizde çok büyük fark göreceğiniz, cildinize en büyük faydası olacak şey olarak bir güneş kremi der, iki retinoid der. Buna neredeyse eminim. Üç de nemlendirici der. Güneş kremi ve retinoid kesinlikle bence cilt bakımına önem veren insanların cilt bakım rutininde olmazsa olmaz olmalı. Daha girişten bile retinoidleri ne kadar sevdiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi elinize çayınızı ya da kahvenizi alın. Ben bugün çay içiyorum. Siz de elinize içeceğinizi alın ya da yiyecek bir şeyinizi alın ve videoya başlayalım. Hemen küçük bir dipnot geçeceğim. Arkadaşlar dermatolog değilim. Şu an bir pratisyen hekimim. Evet bir doktorum ama dermatoloji yani cilt doktorluğu uzmanlığım yok. Asla bir dermatologdan daha iyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Cildinizde herhangi bir ciddi sorun varsa kesinlikle dermatoloğunuza gitmenizi öneririm. Eğer çok fazla cilt bakımı hakkında bilginiz yoksa ve gerçekten ciddi bir sorununuz varsa kesinlikle bir dermatoloğa görünmenizi her türlü öneririm. Herhangi bir yeni bir ürüne başlamadan önce de kesinlikle dermatoloğunuza sorabilirsiniz. Hatta sormanız daha doğrudur. Bu videoda kendi araştırmalarımda öğrendiğim bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım. Dermatologlardan daha iyi bildiğimi asla ve asla savunmuyorum. Cilt bakımına birazcık böyle tutkulu olmaya başladım bu sıralar. Uzun zamandır da retinoid kullanıyorum. Kendi tecrübelerimden de bahsedeceğim bu videoda son kısımlara doğru. Videoyu böyle parça parça yapmayı düşünüyorum. Eklediğimde de büyük ihtimalle parçalarıyla eklemişimdir. Açıklama kısmındaki dakikalardan da bakabilirsiniz ya da videonun parça parça kısımlarından da bakabilirsiniz. Bu küçük dipnotu da söylemek istedim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Retinoid dediğimiz şey nedir? Bu retinoid, retinol, retinal, retinoik asit bu terimleri genellikle birazcık karışık kullanıyoruz hepimiz. Hepimiz diyorum çünkü ben her ne kadar bu konularda birazcık bilgim olsa da birazcık değil, bayağı bilgim olsa dahi ben bile günlük hayatımda konuşurken kullandığım retinoid demek yerine retinol diye kısaltıp söyleyebiliyorum. Bu sanki biraz dilimize yerleşmiş gibi. Retinol diyoruz ama aslında retinili kastediyoruz ya da retinoik asitleri kastediyoruz. Terimler birazcık birbiriyle karışıyor günlük hayatta kullanırken. Ama aslında buradan kendimi de düzelteyim. Daha önceki videolarımda ya da böyle Instagram'da hızlıca bahsederken de kendim retinol kullanıyorum ya da işte retinollerle ilgili video yapacağım falan diyorum ama aslında orada retinol değil, retinoid demeyi kastediyorum. Aslında bunların hepsini retinoid dediğimiz terim kapsıyor. Yani retinoid bir ana başlık. Bunların altında bu diğer işte retinal, retinol bilmem ne bunlar geliyor. Bu ürünlerin hepsine genel bir kavram olarak retinoid diyebiliriz. Peki retinoid nedir? Retinoid bir vitamin A türevi. Çoğumuz duymuşuzdur eminim ki hani böyle çok ciddi bir sivilce problemleri olanlar dermatoloğa gittiğinde hani bir ilaç yazarlar. Aslında o ilaç da bir vitamin A türevi. Bu da onun cilde sürülen versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Sistemik ağızdan vücudunuza almak yerine yüzünüze sürüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama şimdi bunu dedim diye sadece sivilceler için kullanılıyor sanmayın. Bazı insanlarda retinoidler sadece ya çok yaşlılarda ya da sadece sivilce problemi olanlarda kullanabilir gibi bir algı var. Doğru değil demeyeyim de aslında eksik bir bilgi diyeyim. Çünkü bu retinoidlerin aslında ilk kullanım amacı bu akne tedavisi. Akne tedavisinde bir ilaç olarak kullanılıyordu bu retinoidler. Hala da kullanılıyorlar. Ancak zamanla bu ilaçları kullanan insanlardaki ciltlerindeki bir takım değişiklikler fark edildikten sonra araştırmalar yapılıyor ve aslında ciltte bir sürü çok iyi faydası olduğu keşfedilince biraz daha böyle hani yaşlılık karşıtı kremlerin içine birazcık da pazarlama mantığıyla böyle yaşlılık karşıtı gibi pazarlama tekniği bir iki böyle çeldirici, dikkat çekici kelimelerle piyasaya sürülüyor. Ama aslında retinoidleri kullanmak için ne sivilceniz olmak zorunda ne de yaşlı olmak zorundasınız. İstediğiniz yaşta cilt bakım rutininize bunu sokabilirsiniz. Herhangi bir yaş sınırı yok. Tek sınırı onu da aslında videonun kalanında söyleyecektim ama şu an laf geldi. Hızlıca söyleyeyim onu da. Tek istisnası hamileyseniz, emziriyorsanız ve alerjiniz varsa retinoidleri kullanamazsınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Zaten bu hani sivilce ağızdan alınan işte Roaccutan gibi, Accutan gibi ağızdan alınan ilaçları da hamilelere ya da hamile olma düşüncesi olanlara da verilmiyor. Aklınızda bulunsun. Yani hamile kalma planınız varsa, emziriyorsanız, hamileyseniz ya da alerjiniz varsa bu kremler de zaten ilaçtan uzak durursunuz. Dermatoloğunuz yazmaz. Onda bir sıkıntı yok ama bu kremlerden de hani kendiniz alıp kullanabileceğiniz kremlerden de uzak durmanız lazım. Onu da hızlıca bir belirteyim yeri gelmişken. Bu retinoidler anladık vitamin A türevleri. Ama peki ne işe yarıyor? İlk olarak cildin yenilenmesini arttırıyor. Hücrelerin çoğalma hızını arttırıyor. Hücrelerimizin belirli bir sürede yenilenme hızı var. Bu hızı kısaltıyor. Cilt hücrelerimiz böyle tabakalardan oluşuyor.
Ve böyle alttaki tabaka ürüyor, üstteki tabaka dökülüyor. Alttaki tabaka ürüyor, üstteki tabaka dökülüyor. Böyle bir cildimizin döngüsü var. Hani ölü deri deriz ya, ölü derilerimi döküyorum falan gibi. Cidden üstteki ölü derileriniz dökülüyor, alttan yeni hücreleriniz geliyor. Bu retinoidler cildin bu yenilenme süresini kısaltıyorlar. Cildin yenilenme hızını arttırıyorlar. Bu cilt turnover'ı dediğimiz süreci arttırıyorlar. Hemen burada retinoidler hakkında bilinen çok büyük bir yanlışı da söyleyeyim. Cildinizi incelttiğine dair bazı duyumlar var. İşte yok cildinizi inceltiyor, kullanmayın falan. Böyle bir şey yok. Bu dedikodu büyük ihtimal bu cilt yenilenme hızını arttırdığı için bazı insanların vesveseleriyle yayılmış bir dedikodu. Böyle bir şey yapmıyor arkadaşlar. Tam tersine çoğu textbook'ta, hatta şu an hangi textbook'ta olduğunu da yazarım ekrana. Hatta buraya o textbook'tan notumu da aldım. Tam oradan okuyayım arkadaşlar. Seliler proliferasyonu uyardığı için cildin yenilenmesini hızlandırıyor. Bunu söylemişim size zaten. Epidermal hiperplazi yapıyor. Retinoidlerin epidermal hiperplazi yaptığı kanıtlanmış arkadaşlar. Çoğu çalışmayla dediğim gibi textbook'a bile girmiş. Epidermal hiperplazi dediğimiz şey ne? Epidermal derimiz demek basitçe. Hiperplazi de kalınlaşması diyebilirim basitçe. Yani aslında sanıldığının aksine cildimizde bir kalınlaşma yapıyor. Bu cildimizin bariyerinin sağlamlaşmasını ve cildimizin dış zararlara karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca kolajen üretimini de stimüle ettiği bulunmuş. Yani cildimizin kendi kolajen üretimini, biliyorsunuz kolajen yaşlılığa karşı çok büyük bir savunmamız bizim. Cildimizi genç tutan, sıkı tutan, sağlam tutan şeylerden birisi. Kolajen üretimini de arttırdığı kanıtlanmış. Bunlar artık hani şu an elimizde olan dermatoloji eğitim kitaplarında kesin bilgi olarak yazan şeyler. Yani yok işte cildini inceltir, yok işte bunlar zararlı, yok belli bir yaştan önce kullanamazsın. Asla ve asla inanmayın. Bilim ortada, çalışmalar ortada, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar hep hurafeler, kulaktan dolma bilgiler, inanmayın hiçbirine. Ve dediğim gibi bu retinoidler en başta akne tedavisinde kullanılıyordu. Yani bu komedon dediğimiz işte açık komedonlar ve kapalı komedonlar var. Açık komedonlar dış yüzeyle temas ettiği için okside olup siyah görünen siyah noktalarımız. Kapalı komedonlarda dışarıya çıkmayan beyaz noktalarımız diyebilirim basitçe. Yani dışarıya çıkmadığı için dış kısmı okside olmuyor ama içinde yine bir birikim olan gözeneklerimiz. Bu komedonlar aslında aknenin bir geri aşaması. Bu komedonlar tedavi edilmediğinde akneye, yani sivilceye dönüşüyor arkadaşlar. Cilt yenilenme hızını arttırdığı için alttaki komedonlardaki birikimleri de hızlı boşaltıyor ve yeni komedonların oluşmasını da engelliyor. Ölü derileri hızlı bir biçimde attığı için. Yani retinoidler aslında mükemmel bir içerik arkadaşlar. Aynı zamanda cilt yenilenmesini arttırdığı için kırışıklıkların düzelmesine, kırışıklıkların görünümünün azalmasına ve oluşumunun azalmasına da çok etkili. Yani bu retinoidler hem anti-aging özellikle, hem akne tedavisinde ve komedonların, siyah noktaların oluşumunun önlenmesinde, hem de cilt bariyerinizin sağlamlaşmasında, hem kolajen üretiminizin artmasında, hem de cildinizin sebum dengesinin oluşmasında. Yani artık daha da ne sayayım? Hani bundan daha iyisi Şam'da kayısı diyorum arkadaşlar. Retinoidler gerçekten benim övdüğüm, aşık olduğum kadar var. Hatta her dermatoloğun övdüğü kadar var. Yani cilt bakımıyla ilgilenen herhangi birisine bile sorsanız retinoidlere ne kadar aşık olduğunu böyle saatlerce anlatır diye düşünüyorum. Neyse, Kardelen sakin ol, her şeyi anlatacaksın. Bazen böyle çok heyecanlanıyorum, her şeyi böyle anlatasım geliyor ama sakin olacağım, sakin sakin size anlatacağım. Biraz bağırdım herhalde, üst komşunun bebeği ağlamaya başladı. Ay vallahi ağlıyor. Biraz geç vakitte çekiyorum bu videoyu ve heyecanlandığımda bağırıyorum. Ses katsayım artıyor. Üst katın bebeğini uyandırdım büyük ihtimalle. Ay vallahi ağlıyor. Evet, videonun kalanında birazcık kısık sesli konuşacağım. Retinoidler dediğim gibi bu diğer işte retinol bilmem ne, onların hepsini kapsıyor. Peki bunların sırası nasıl? Elimizde önce bir retinol esterleri var. Bu retinol esterleri retinole dönüşüyor. Bu retinol retinaldehite, yani retinale dönüşüyor. Daha sonra bu retinal de retinoik asite dönüşüyor. Retinoik asit ya da tretiyonin. Bu tretiyonin dediğimiz şey reçeteyle yazılan ilaç kapsamına giren şeyler. Diğer kısımlar ise herhangi bir cilt kreminde kendiniz alıp rahatlıkla kullanabileceğiniz içerikler. Arkadaşlar bu retinoik asit dediğimiz en çok iritasyon yapan, en aktif ve en potent form. Aslında aktif form bu diyebiliriz. Yani asıl işi yapan form bu. Diğerlerinin işi yapabilmek için buraya dönüşmesi lazım. Onun için bir süreçten geçtiği için ve direkt aktif onlar olmadığı için cildinizde hem çok fazla iritasyon yapmıyorlar, hem çok fazla işte rahatsızlık yapmıyorlar. Bundan dolayı da biraz daha az etkililer. Ama biraz daha az etkili diye tamam bunlar benim işime yaramaz, direkt ben bunu istiyorum, direkt alayım falan diye düşünmeyin. Retinoik asit cilt için çok agresif bir içerik olabilir. Zaten reçeteli satılması gereken ürünler bunlar. Bunları almak için
ne olur bir dermatoloğunuza gidin ve ona söyleyin. Ki zaten bence eğer çok büyük bir akne probleminiz yoksa ve dermatolog size direkt bunu kullanın diye önermediyse buradan başlamanızı, yani retinoik asitten başlamanızı önermem. Hani kendiniz küçük siyahlıkta komedon sıkıntılarım var. Artık anti-aging ya da işte kırışıklık, kolajen bilmem bunun gibi şeylere önem veriyorum. Cilt bakım rutinime retinoidi eklemek istiyorum diyorsanız bu diğer kısımlardan başlamanız sizin cildiniz için çok daha iyi olur. Şimdi öncelikle en başkasından başlayalım. Retinol esterleri ne demek? Retinol esterleri en az potent olan, dediğim gibi hani bir sürü aşamadan geçmesi lazım aktif hale gelebilmesi için. 3 başlık altında inceleniyor. Retinil propionat, retinil palmitat ve retinil asetat. Söylediğim sırayla en etkiliden en az etkiliye doğru gidiyor. Retinil propionat en etkilisi, retinil asetat en az etkilisi. Retinil palmitatla ilgili bir böyle bir tartışmalı bir konu var arkadaşlar. Ama bir çalışma göstermiş ki, hatta çalışmayı bulabilirsem şu an aşağıya koyarım. Bir çalışmadan ciltte incelme yapabildiği ve ciltte bazı kanserleri tetikleyebildiği, yani kanserojen bir etkisinin olabileceği bulunmuş. Ancak bu çalışma çok yeterli bir çalışma değil arkadaşlar. Çok iyi yapılmış bir çalışma kesinlikle değil bence de. Çoğu dermatolog da bunu söylüyor zaten. Kesinlikle iyi yapılmış bir çalışma değil. Sonuçları da çok kesin olmayan bir çalışma. Yani aslında çok kesin bir konu yok. Bunun üstüne zaten çok fazla çalışma da yok. Bir tez denemişler. Tezi de doğru olduğunu kanıtlamak için her şeyi yapmışlar gibi geldi bana. Eğer aklınızda küçücük bir şüphe bile varsa retinol palmitat ürünler kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Onun için bunu da burada söyleme gereği duydum. Ama ben çok inanmadım ona. İstediğinize inanmakta özgürseniz, çalışmayı bulursam aşağıya bırakacağım çalışmayı. Siz de okuyun. Siz de kendi kararınızı öyle verirsiniz. Diğerleri hakkında hiç böyle bir şey yok. Bu arada bunlar hani en az etkililer dedim diye, aa tamam ben bunları hiç kullanmam, diğer aşamalardan birine geçerim diye de düşünmeyin. Yapılan çoğu çalışmaya göre %0.3'lük retinil propionatın %0.15'lik retinole neredeyse eşdeğer etkide olduğu görülmüş. Yani aslında gerçekten cildinizin çok hassas olduğunu düşünüyorsanız ve cildiniz çoğu şeyi tolere edemiyorsan, hemen soyulma, hemen kızarma, hemen böyle bir şeylere rahatsız olma, elite olma özelliği varsa kesinlikle cildinize zarar vermeden retinoidlere başlamanız lazım. Onun için çok güzel bir başlama içeriği bence. Yani retinoide başlamak istiyorsanız bence çok güzel bir başlama şeyi. Hani azdan başlayıp yavaş yavaş cildinize alışır alışır çoğa gitmek kesinlikle en doğrusu retinollerde. Bu videoyu yapmak için bayağı bir ürün araştırması yaptım arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben de cilt bakım ürünlerine yeni yeni kendim merak salmış biriyim. Daha çok böyle bilimsel teorik yönüyle ilgileniyorum cilt bakımının. Yani ürün kısmında birazcık eksiğim. Ama kendi çapımda böyle araştırıp bulabildiğim bazı ürünleri söyleyeceğim size. Ama dediğim gibi piyasadaki tüm ürünleri bilmem neredeyse imkansız. Onun için kendiniz böyle hani retinoid kremlerden araştırdığınız şeylerde içeriğine bakıp içerikleri görürseniz bunların retinol esterleri olduğunu anlarsınız. A313 pomat vitamin A diye bir krem var. 3 retinol esterlerinin hepsi kombinlenmiş olarak bulunuyor. Bayağı güzel bir kremmiş. Kendim bu kremi kullanmadım ama yorumlarını ve çoğu dermatoloğun önermesine göre size öneriyorum. İçeriği de çok güzel. Dediğim gibi 3 esteri de içeriyor. Bayağı başarılı bir krem gibi görünüyor. Onunla başlayabilirsiniz eğer istiyorsanız. Türkiye'de de satılıyor bildiğim kadarıyla. Hepsi burada da falan buldum çünkü. Yani retinoide başlamayı düşünüyorsanız sizin için güzel bir ürün olabilir. Çok fazla kullanımda. Yani bu retinoidleri zaten ileriki kısımlarda söyleyeceğim nasıl kullanmanız gerektiğini. Merak etmeyin ama burada da hızlıca bir bahsedeyim. Mercimek tanesinden daha fazla asla sürmemeniz lazım. Eğer mercimek tanesinden daha fazla ya da işte cildinizi alıştırmadan birdenbire her gün sürmeye başlarsanız, hani çok fazla ve çok yoğun ve çok sık sürerseniz cildinizde fazlasıyla iritasyon yapabilen bir ürün. Yani buna da dikkat etmeniz lazım. İlk başlayanlara da hemen buradan hızlıca bir öneri yapmış olayım. Ama dediğim gibi videonun ilerleyen kısımlarında bu dikkat etmeniz gereken her şeyden bahsedeceğim. Merak etmeyin. Dermaskin Be Bright diye bir seri buldum. Bunların serumlarında da retinil palmitat içeriyormuş. Dediğim gibi retinil palmitat birazcık hani tartışmalı bir içerik. Eğer içinize sinmiyorsa kullanmamakta özgürsünüz bunu. Ben açıkçası çalışmanın çok doğru bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ama sizde de dediğim gibi çalışmaya koyarım. Okumakta ve kendi kararınızı vermekte özgürsünüz. Şimdi geldik bu döngüdeki, bu süreçteki ikinci aşamamıza. Retinoller. Arkadaşlar retinoller cilde uygulandığı da dediğim gibi aktif değiller. Aktif bir şeye geçmesi için iki aşamadan geçmesi gerekiyor. Ancak hani dediğim gibi asla ben işte direkt retinik asitle başlamak istiyorum, bana en etkilisi lazım falan diye düşünmeyin. Bu retinollerle olan serüveniniz bir maraton olacak. Bir yarış değil. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Retinoller çok uzun sürelerde etkisini gösteren, ancak etkisini gösterdi mi de sizi Allah'ım çok şükür dedirten içeriklerden biri. Yani siz retinole başladığınızda en agresifiyle başlayayım, daha hızlı etki görürüm diye bir şey asla düşünmeyin. Tam tersi cildinizi çok
irite edebilirsiniz. Yarardan çok zarar verebilirsiniz. Bence asla retinik asitlerle direkt başlamayın. Size önerim budur. Retinollerle başlayabilirsiniz. Zaten yapılan çalışmalarda da çok uzun süreli ve doğru retinol kullanımı neredeyse retinik asitler kullanımına eşdeğer yarar gösterdiği görülmüş. Retinol içeren kremler zaten çok daha fazla var piyasada. Mesela ben çok şaşırmıştım buna. L'Oreal'in Revitalift'i. Hatta bu sıralar herkes reklamını yapıyor. Ben de hani L'Oreal falan diye böyle çok şey yapmamıştım ama ya insan böyle L'Oreal çok böyle tanıdık marka falan olunca hani sanki güzel içerik yapamazmış gibi düşünüyor. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyordum açıkçası ama gerçekten çok şaşırdım içeriğini gördüğümde. Bildiğiniz %0.3 retinol içeriyor arkadaşlar ve hani diğer içerik listesi de temiz. Ben şaşırdım. Gerçekten de bu L'Oreal'in Revitalift'i güzel, temiz içerikli bir retinol serumu. Kullanabilirsiniz. Onun dışında Ordinary'nin yine retinol içeren içerikleri var. Ama ve lakin hem Ordinary Türkiye'de çok gereksiz pahalı, biliyorsunuz yurt dışında 5 dolar falan hani bize dolarla çevrilmiş haliyle bile gelmiyor yani. 200-300 liralara falan geliyor bize. Yani öyle bir kur yok ama neyse. Bir de hani satıcılara da çok güven olmuyor. Yani ben Trendyol'dan bakıyorum da bazı satıcılara çok hani çakma ürün gönderiyor diyorlar. Onun için asla Ordinary'nin ürünlerini deneyemiyorum. Güvenemiyorum çünkü. Size de onun için güvenin, alın diyemem asla. Ama böyle hani yurt dışından gelecek bir akrabanız, bilmem neniz, arkadaşınız varsa Ordinary'nin serumunu da deneyebilirsiniz. Ama Ordinary ile alakalı bir şeyim daha var. Ordinary'nin içinde retinol squalen var. Retinol lipofilik bir içerik arkadaşlar. Lipofilik ne demek? Yağı seven demek. Yani yağa yapışan, yağı tutan, yağa sarılmayı seven bir içerik retinol. Retinol squalen de yağ bazlı bir retinol karışımı. Retinol yağı tuttu mu bırakmayı istemez. Yani siz onu sürdüğünüzde cildinize emilmesi ve cildinizde aktif bir içerik göstermesi biraz zor bence. Ama tabii hani İlla ki vardır etkisi diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum, hani dediğim gibi biraz hani böyle kimyasını, işte bilimsel kısmını düşündüğümde bana biraz saçma geliyor yağlı bir karışımın içine koymak retinolü. Öyle yani, retinol squalen eğer başka bir tercihiniz yoksa tabii ki de kullanabilirsiniz. Bence faydası olacaktır ama hani bu olay beni biraz düşündürüyor. Onun için size kalmış, siz bilirsiniz. The Purist Solutions. Burada notlarıma bakıyorum, aşağıya niye bakıyorsun derseniz. Onun da vitamin A serumu varmış. %1'lik retinol ve seramit içeriyormuş arkadaşlar. %1 retinol. %0.1 olmasın, o yanlış mı yazdım buraya acaba? Neyse. Ya bunda da hem retinol hem seramit varmış. Bu arada retinollerin işte karıştırabileceğiniz ve karıştıramadığınız içerikleri ileriki zamanlarda söyleyeceğim ama burada da söylemiş bulunayım. Retinolleri seramitlerle karıştırırsanız etkileri artabiliyor. Yani güzel karıştırabilirsiniz seramitlerle. Burada da güzel seramitlerle karıştırılmış bir içerik var. La Roche-Posay'in bir tane çok güzel serumu var. Onun içinde de retinol var. Ona da bakabilirsiniz ama fiyatları işte, ya retinol deyince bir fiyatlar bir uçuyor. Niye bilmiyorum. Biraz üzücü. Yani üretim aşaması büyük ihtimalle falan, işte onu saklaması falan tabii ki de masraflı bir şeydir ama uygun fiyatlı da bulabiliriz diye düşünüyorum iyice araştırırsak. Mesela bu söylediklerimin L'Oreal falan daha uygun fiyatlı mesela. Diğer şeye geçelim. Üçüncümüz retinaldehit, yani retinal. Reçeteli satılan retinoik asitlerden bir alt seviye. Yani işte neredeyse onun kadar etkili olanlardan biri. Kendi alabileceğiniz, hani böyle gidip rahatlıkla satın alıp kullanabileceğiniz içeriklerden en etkilisi. Niye öyle dedim? En etkilisi. en etkilisi. Ama tabii ki de ben başlangıç seviyesinde bunu kesinlikle önermem. Çünkü yanlış kullanırsanız çok fazla iritasyon yapabilir. Retinal, yani retinaldehit içerenlerden de Medicaid'in serisi var. Ama fiyatları çok pahalı arkadaşlar. Ben o kadar hani pahalı şey bilmiyorum. Yani verebilirsiniz tabii ki de. Vermeyi istiyorsanız verin de ben vermem. Ben cilt bakımına o kadar da çıkmam büyük ihtimalle. Ama Medicaid'in de çok şeyleri seviliyor. Haberiniz olsun. Aveninki var dediğim gibi. Hatta Aven'in göz çevresine özel de şey var. Ona da bakabilirsiniz. Bir de ben şöyle bir markanınkini buldum. Buraya yazmışım. Ezbere bilmediğim için okuyacağım. DP Dermaceuticals Retinol Active diye bir üründe buldum. Ama çok pahalı. Yani kaçtı? 1000 liradan indirimli 9 demiyor. Öyle bir şey düşmüştü ben baktığımda. Bilemiyorum. Ben sadece size bildiğim içerikleri söylüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Geldik retinoik asidi arkadaşlar. Yani tretiyonine. Dediğim gibi reçeteyle yazılıyor. Onun için boş verin. Yani doktorunuz verdiyse kullanın sadece. Öyle diyeyim. Hani diğer bunun içindeki içerikleri de çok fazla söylemeyeceğim onun için. Aktif içerik içeriyor. Onun için hani aktif şey direkt cildinize sürdüğünüzde çok fazla iritasyon yapabiliyor. Kesinlikle bunu da eğer dermatolojiniz yazdıysa çok doğru kullanmanız lazım. Zaten doğru kullanım şeylerini birazdan söyleyeceğim. Merak etmeyin. Bir de yeni çıkan bir şey var arkadaşlar. Bu da retinoik asit esterleri. Bu da biraz tartışmalı bir konu. Çoğu kişi bunların aslında çok fazla bir işe yaramadığını söylüyor. Çünkü çok fazla çalışma yok bunların hakkında. Bazı dermatologlar güvendiğini söylüyor, öneriyor. Bazı dermatologlar yeterli çalışma yok, ben önermiyorum. Hani gidin yeterli çalışma olan ve kanıtlanan içerikleri kullanın diyor. Ben de hani daha fazla çalışması olan ve kesin etkisini göreceğim bir şeye para vermeyi tercih ederim.
Ama yani bunu denemek istiyorsanız bunu da deneyebilirsiniz. Bahsedeyim onun için size hızlıca. Bunlar hem retinole, bu hani aşamamız vardı ya, oradan hem retinole hem de retinoik aside çevriliyorlar. Yani ikisine de çevriliyor. Bir, hani hem bir aşamada aktife çevrildiği için hızlı bir etkisini de görebiliyoruz. Hem de retinole çevrilip hani diğer aşamalarda retinoik aside çevrildiği için uzun vadeli bir etkisini de görebiliyoruz. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Retinil retinoat. Bunun diğer adı da gran aktif. Ordinary'nin gran aktifle içeren hatta bir içeriği var. Ama yani dediğim gibi takdir sizin. Çok hani kesin etki gösterene dair böyle çalışmalar çok fazla yok ama hani bazı çalışmalarda hem retinoic asit hem retinole çevrildiği için etki gösterdiğini söylüyorlar. Öyle. Son grubumuz sentetik retinoidler. Bu benim kullandığım retinoid serisi olduğu için severek bahsedeceğim bundan. Bunun içinde de 3 tane alt başlık var. Birincisi Adapalin, ikincisi Tazorak, üçüncüsü de Akutan ya da Roakutan bildiğimiz adıyla hani o ağızdan aldığımız ilaç var ya o. İkincisi Tazorak da ilaçla yazılıyor, onun için onu da boş verin. Ama Adapalin yani Diferin Jel diye de geçiyor. Bu da arkadaşlar ülkemizde reçetesiz alınıyor ama ilaç kategorisinde. İlaç kategorisinde olduğu için kendiniz kullanmanızı önermiyorum ben. Kesinlikle dermatoloğunuza sorun ve dermatoloğunuz kullan derse, reçetenize yazarsa kendiniz alın. Hani onlar tabii reçeteye yazıyor. Reçetesi de satılıyor ama hani dermatologlar reçeteye yazıyorlar. Şimdi kullanma kısmına geçelim. Kullanma ipuçlarım ve önerilerimden sonra da kendi kullandığım cilt rutinimden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle dediğim gibi herhangi bir yaş sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz yaşta kullanabilirsiniz. Ama tabii ki de siz 16 yaşında, 15 yaşında ya da 14 yaşında gencecik biriyseniz retinoidleri kullanmanıza ihtiyacınız yok. Çünkü bunun etkilerinden zaten size bahsettim. İşte cildin turnover'ını arttırıyor, cildin yenilenmesini hızlandırıyor, kırışıklıkların oluşumunu azaltıyor, ince kırışıklıkların görünümünü azaltıyor, kolajen üretimini stimüle ediyor, komedonları engelliyor, olan komedonları temizliyor falan. Yani artık daha ne sayayım yani, cildinizi kalınlaştırıyor, cilt bariyerinizi kuvvetlendiriyor. Ama sizin zaten eğer 15-14 yaşında gencecik bir insansanız cilt yenilenme hızınız zaten hızlı. Eğer sivilce probleminiz de yoksa retinoidlere ihtiyacınız yok. Onun için kullanmanıza gerçekten gerek yok. Ama eğer siz hani çok ciddi sivilcelerle savaşan biriyseniz ve dermatoloğunuza gittiğinizde dermatoloğunuz bu kremleri kullanmanız gerektiğini söylüyorsa tabii ki de o zaman kullanabilirsiniz. Hani bir ihtiyacınız olması lazım bence retinoidleri kullanmak için. Ya da böyle işte 18 yaşına geldiyseniz ya da işte 20'li yaşlarınıza geldiyseniz, benim gibi hatta 25'e geldiyseniz ve artık kullanmam lazım diyorsanız istediğiniz yaşta başlayabilirsiniz. Biraz cilt bakımına özen göstermek istiyorum, yaşlanmamı engellemek istiyorum, komedonlarımı, işte cilt kalitemi düzenlemek istiyorum diyorsanız istediğiniz yaşta başlayabilirsiniz. Ama unutmayın, hamileyseniz, alerjiniz varsa ve emziriyorsanız kullanmamanız lazım. Onun dışında retinoidler sadece gece kullanılmalı arkadaşlar. Retinoik asitleri yani tretioninler güneş ışığına çıktığınızda cildinizde iritasyon çok fazla yapabiliyor. En çok retinoik asitler, özellikle hani bu reçeteyle satılan şeyleri kullanıyorsanız asla güneş ışığına çıkmamanızı öneririm. Retinoidlerin hepsi zaten fotosensitivite yani güneş ışığına hassasiyet yapıyor. Onun için zaten geceleri sürmenizi hep önerirler. Onun için işte güneşe çıkmayın derler. Hatta bundan dolayı da bir hurafe vardır. Yazın retinoid kullanılmaz diye. Hurafe bu arkadaşlar. Yazın istediğiniz zaman, istediğiniz mevsimde yaz kış retinoidleri kullanabilirsiniz. Zaten kullanmalısınız da. Bu hurafe işte fotosensitivite yani güneş hassasiyeti yaptığı için çıkmış bir hurafe. Ama güneş kreminizi sürerseniz hiçbir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Hani yok işte güneşe çıkmayın, yanarsınız falan gibi bir şey yok. Zaten güneş kremi sürmeniz lazım arkadaşlar. Güneş kreminizi doğru kullandığınız müddetçe 2 saatte bir, en geç 3 saatte bir tazelediğiniz müddetçe hiçbir sıkıntısı yok. Merak etmeyin. Sadece cildinizin dediğim gibi hani bu hızlanmasını, turnover'ını, yenilenmesini arttırdığı için ciltte birazcık iritasyon yapabiliyor. Bundan dolayı da güneşte ekstra bir iritan olduğu için yazın dikkatli kullanılması gereken ürün. Güneş kremi sürmeniz lazım. Ama güneş kremini zaten yaz kış yine sürmeniz lazım. Yazın kullanamazsınız diyenlere inanmayın. Yazın da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Özellikle bu retinoik asitleri geceleri kullanmanız lazım. En aktif formu olduğu için. Ama diğer ürünleri gündüz de kullanmayı, yani çoğu kişi kullanıyor arkadaşlar. Çoğu dermatolog da kullanıyor, öyle diyeyim size. Ama tabii ki de güneş kremine bilmem neye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onun için ben size kullanmanızı önermem. Sadece geceleri kullanın. Benim size önerim odur. Çünkü hani doğru güneş kremi kullanımını çoğumuz yapamıyoruz. Çünkü 2 saatte bir düzenli tazelenmesi gerekiyor güneş kreminin. Ve işte çok yoğun miktarda sürmek gerekiyor. Çoğu kişi buna iki parmak kuralı diyor. Ben direkt bir çay kaşığı kuralı diyorum. Ya da hani yüzünüzün her yerini çok kalın bir tabaka yapacak kadar yani illa iki parmak olmak zorunda değil bence. Çünkü ben biraz Arap yağı bol buldu yapan bir insanım. Zaten bir parmağıma sürdüğüm şey bile şu kadar böyle taşa taşa oluyor. İki parmağıma sürdüğümü sürersem herhalde böyle
hayal gibi gezerim diyorum. Neyse. Böyle ben konuşmaya devam ediyormuşum. Şimdi doğru kullanım yöntemini söyleyeyim size arkadaşlar. Haftada 1 ya da 2 ile başlayın. Enerji diliniz çok hassassa zaten dediğim gibi hani retinol esterleriyle başlamanızı öneririm. Onun dışında en düşük etkiliden başlayıp en yüksek etkiliye böyle aylar sonra hani cildinize alıştıra alıştıra, cildinizin toleransını yükselte yükselte, işte cildinizin kalınlığını arttıra arttıra, bariyerinizi sağlamlaştıra sağlamlaştıra geçmenizi öneririm. Haftada 1 ile başlayın. 2-3 hafta öyle kullanın. Daha sonra baktınız cildiniz iritasyon yapmıyor, cildiniz iyice alıştı, tolere edecek gibi hissediyorsanız haftada 2'ye çıkarsınız. İşte öyle bir 3-4 hafta daha hani kullanın. Daha sonra haftada 3'e çıkarsınız. Retinol kullanımı kesinlikle bir yarış değil. Bunu kesinlikle unutmayın. Bir maraton koşuyorsunuz arkadaşlar. Çok uzun bir yol var önünüzde. Asla böyle hani her şey hızlı olsun, hemen üste geçeyim, bir hafta sonra geçeyim, bir hafta sonra da retinoid aside geçeyim diye düşünmeyin. Yavaş yavaş. Zaten çok uzun seneler bu retinoidleri kullanacaksınız. Merak etmeyin. Severek kullanacaksınız. Aşık olduğunuz için kullanacaksınız. Ben mesela neyse dur. Kendime geçmeyeceğim. Önce şunları anlatayım, sonra kendime anlatacağım. Evet, ne diyorduk? Haftada bir kullanmaya başlayacaksınız. 3-4 haftada bir, yavaş yavaş haftada 2, haftada 3 böyle çıkaracaksınız. Eğer benim cildim çok hassas değil, benim cildim her şeyi tolere edebilir diyorsanız, kendi cildinizden eminseniz haftada 2 ile direkt başlayabilirsiniz. Hatta çok hani az etkili, direkt retinol esteriyle başlıyorum, zaten çok az etkili bir şeyle başlıyorum diyorsanız haftada 3 ile bile başlayabilirsiniz. O biraz sizin cildinizin toleransına bağlı ama sakın retinoik aside başlayıp haftada 4 ile başlayayım diye bir şey yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi cildinizi böyle alıştır alıştır, yavaş yavaş arttır arttıra dozunu yapacaksınız. Onun dışında eğer cildiniz hassassa, kuruysa, böyle soyulmaya, pullanmaya çok meyilliyse önce nemlendirici sürün. Ondan sonra retinoidi sürün. Çoğu insan mesela sivilceler için gidiyor bu ilaçları ya kendisi alıyor ya dermatoloğu yazıyor ve cildinin altına işte hiçbir nemlendirici sürmeden sadece bu ürünü yalap şap sürüyor her gün. Ve birdenbire cildi çok kızarıyor, çok soyulmaya başlıyor, aşırı irite oluyor, çok kaşınma, çok soyulma, çok pullanma, kuruluk yapıyor. Korkuyorlar bu içerikten ve anında bırakıyorlar. Ne olur yapmayın. En çok üzüldüğüm şey bu. Çünkü retinoidler gerçekten mükemmel bir içerik ve kendinizi retinoide küstürmeyin. Küsmeyin retinoide. Yanlış kullandığınız için, doğru kullanmadığınız için öyle oluyor arkadaşlar. Ne olur bir şans daha verin. Doğru yöntemlerle bir şans daha verin. Çok üzülüyorum çünkü bana böyle ben bunu kullandım ama işte ben benim cildime çok kötü soyulma yaptı, aşırı kaşındırdı, aşırı kuruttu, ben bir daha kullanmam bunu diye mesajlarınız geliyor çünkü bazen. Anlatacağım. Kendi tecrübemi de anlatacağım, o zaman anlayacaksınız. Devam ediyorum. Şimdi konudan çok sapmıyorum. Şimdi dediğim gibi önce nemlendiricinizi sürün. Hassasiyetiniz varsa ondan sonra retinoidi sürün. Retinoidleri bir mercimek tanesi kadar arkadaşlar, yani şu kadar. Mercimek tanesi kadar, şu an gösterdiğimde sanki görmüyorsunuz. Şu an koyarım şuraya bir yere. Bir mercimek tanesi kadar kullanmanız lazım. Daha fazlasını kullanmak etkisini arttırmıyor. Sadece hassasiyeti ve iritasyonu arttırıyor. Bunu böyle büyük harflerle bağıra bağıra söylemek istiyorum. Çünkü ben de salak bir insan olduğum için. Bu işte kullanma tecrübemde ilk başta böyle bol bol sürüyordum daha çok etkilensin diye. Aynı salaklığı ben de yaptım. Onun için size diyorum yapmayın bu salaklığı. Peki bunu nasıl süreceğim? Çok az geliyor diyorsanız. Parmağınıza böyle mercimek tanesi kadar ürün alacaksınız. Bir pıt yanağınıza, bir pıt yanağınıza. Böyle bu arada bastırıp tüm pıtı oraya yaymayacaksınız. Çok küçük bir pıt. Değdireceksiniz. Değdirin, 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 değdirin. 4 tane. Sonra bunu eşit bir biçimde yayacaksınız. Göz çevreniz çok hassassa, burun çevreniz ve dudak kenarlarınız çok hassassa. Benim mesela şu burun çevremde, özellikle şu burun septumumun altında ve dudak kenarlarında çok fazla hassasiyet yapıyordum. İlk kullandığımda mesela hani eğer bu oralarıma dikkatli şeyleri yapmazsam oralarımda soyulma yapıyordum. O soyulmadan peki nasıl kurtulabilirsiniz? Oralarınıza bir engelleyici bir bariyer koymanız lazım arkadaşlar. Mesela vazelin. Vazelin sürebilirsiniz. Vazelin çok kişi cildinize sürmeyin. Komedon yapar falan diyor. Doğru. Komedojenik olabiliyor ama böyle şey olarak cildinizde kullanmanızdan çekinmeyeceğiniz bir şey. Çoğu dermatologda kullanmanızı önerir zaten bu durumlarda. Çünkü vazelin üstüne sürdüğünüz herhangi bir şeyle cildiniz arasında çok güzel bir bariyer oluşturur. Gerçekten cildi de rahatlatan bir şeydir. Mesela tam burnunuzun şu kenar kısmına, şuralarına ya da göz çevrenize eğer hani sürüyorum illaki elimdeki kanıtlarla geliyor ya da işte ne bileyim üstüne sürdüğüm nemlendiriciyle geliyor, engelleyemiyorum diyorsanız gözünüzün şöyle hafif çevresine, şuralarınıza çok azıcık ince bir tabaka vazelin sürebilirsiniz. Ya da vazelin hani benim cildim yağlandırır, şey yapar falan diye korkuyorsanız yoğun, böyle yağlı dokulu bir nemlendirici de sürebilirsiniz oralara öncesinde. Eğer göz çevreniz retinoidleri kaldırabiliyorsa, çok rahatsız etmiyorsa, çok iritan değilse göz çevrenize de sürebilirsiniz arkadaşlar. Çoğu kişi de, şimdi burada hemen bir tane böyle bir söylemek istiyorum. Çoğu kişi, yok yüz nemlendiricini gözüne süremezsin, göz çevrene süremezsin, göz çevresi için kesinlikle ayrı şey alman lazım. Çünkü göz çevren daha ince deyip duruyor arkadaşlar. Göz çevrenizdeki deri tamam daha ince, ona bir şeyim yok ama aynı cilt.
ne olur, ne olursunuz hani bu pazarlama taktiklerine düşmeyin. Yani bunu diyen çoğu insan da iyi niyetli biliyorum ama arkadaşlar anatomisi aynı. Gerçekten aynı doku, aynı cilt, sadece biraz daha ince. Sadece biraz daha ince olduğu için de cilt üstüne sürdüğünüz şeyi değiştirmek zorunda değilsiniz. Evet, daha az bastırabilirsiniz. Evet, ne bileyim, daha kibar olabilirsiniz. Ama ben mesela kendi cilt nemlendiricimi de göz çevreme sürüyorum. Çoğu doktorda, çoğu dermatologda yüz nemlendiriciniz göz çevrenize sürebilirsiniz der. Sürebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. İnanın hiçbir zararı yok. Bir doktor olarak söylüyorum. Bunu gerçekten profesyonel görüşümü söylüyorum burada. Bu işte göz çevresi için özel yapılan, ne bileyim, kafein mesela, evet, ayrıyeten etkisi olan bir şey. Ya da ne bileyim, hani başka aktif bir içerik olmayan, göz çevresine özel bir içeriği olmayan bir şey kullanmıyorsanız ya da kullanmaya ihtiyacınız yoksa normal göz nemlendiricinize sürebilirsiniz. Konuya nereden geldim? Şuradan geldim. Retinolleri de tabii ki de göz çevrenize sürebilirsiniz arkadaşlar. İritasyon yapma özelliği tabii ki de çok yüksek. Söylüyorum yani. Eğer göz çevresi için özel üretilen şeyleri kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama göz kremleri biraz pazarlama taktiği. Gerçekten pazarlama taktiği arkadaşlar. İçinde aktif içerik olmayan, çok sıradan nemlendirici özelliği olan şeylerden bahsediyorum şu an. Daha az ürüne daha çok para mantığında böyle bir pazarlama taktiği bulmuş çoğu nemlendirici markası. Göz çevresi için özel bir retinol alacağınıza, yani çok daha para vereceğiniz ona, gidin daha az potent, daha düşük böyle bir işte retinol esteri alın. Ya da düz retinol alın. Daha yüzdesi düşük bir retinol alın. Ve göz çevrenize önce nemlendiricinizi sürüp haftada bir sürmeye başlayın. Mesela ben hep kendimden örnek veriyorum. Kendimi anlatma zamanım gelmiş herhalde ama ben şu an mesela Adapalin kullanıyorum ve onu her cildime sürdüğümde göz çevreme de getiriyorum. Hiçbir iritasyonum yok. Şöyle diyeyim, en başlarda çok azıcık iritasyon yapmıştı. Şuralarımda hafif pullanmalar oluyordu ama yavaş yavaş alıştırdım cildime ve şu an hiçbir hassasiyet yapmıyor. Bu dediğim gibi, yani göz çevresine retinol zaten kesinlikle kullanmanız gereken bir şey. Çünkü kırışıklıkların oluşumunu azaltıyor ve kolajen üretimini uyarıyor. Yani tabii ki de göz çevrenizi asıl kullanmanız gereken yer göz çevreniz. Ama dediğim gibi iritasyon yapabilir. Onun için çok dikkatli kullanın. İşte gerekiyorsa çok kalın bir tabaka nemlendirici sürün önce. Ya da yavaş yavaş hafif ince bir tabaka vazelin sürerek başlayın. Üstüne haftada bir getirerek başlayın falan. Yavaş yavaş göz çevrenize de sürebiliyorsanız kesinlikle sürmeye alıştırın kendinizi. Peki birleştirip birleştiremeyeceğiniz ürünlerden de bahsedeyim. Asitlerle asla birleştirmiyorsunuz. Asitler derken neyi kastediyorum? EHA, PHA, BHA. Bu işte kimyasal peelingler, kimyasal asit içeren peelingler ile birlikte kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onlar da iritan, bu da iritan. İki tane aktif birleştirmemeye çalışın cilt bakımınıza. Size her zamanki önerim budur. Peki neyle birleştirebilirim derseniz, peptitlerle birleştirebilirsiniz. Zaten bazı ürünler, size söylediğim bazı ürünlerde peptitlerle bileşik vardı zaten. Onun için niasinamidle birleştirebilirsiniz, seramidlerle birleştirebilirsiniz, hyaluronik asitle birleştirebilirsiniz. Ben mesela kendi bakım rutinimde şu an niasinamid ve peptit içeren bir serumla birlikte kullanıyorum ve gerçekten bayağı etkisini gördüm. Kendi kullanımından bahsedeyim. Ben retinoidlerle ne zaman çalıştım? Benim cildim bir sivilcelendi, bir sivilcelendi. Ya inanın, kistik böyle kocaman kocaman sivilceler çıkmaya başladı ve cildimde böyle sürekli pıtırcıklar vardı. Mesela şu anki cildim maşallah iyidir. Gerçekten beğeniyorum cildimi şu an, nazar değmesin. Ama o zaman o kadar böyle pütürlü, o kadar şeydi ki hani ben önce fungal akne sanmıştım. Fungal akneye yönelik bir şeyler kullanayım diye düşünmüştüm. Ama baktım sonra kistik sivilceler de çıkmaya başladı. Dedim bu normal bir şey değil, yani benim dermatoloğa gitmem lazım. Daha sonra dermatoloğa gittim ve dermatolog bana diferin jel yazdı arkadaşlar. Adapalin, yani sentetik retinoid içeren bir krem. Ben bu kremi tabii o zamanlar hiçbir bilgim olmadığı için, o zamanlar cilt bakımına da çok şey ilgili değilim. Yaklaşık 1,5-2 sene önceden bahsediyoruz şu an. Ama dermatoloğum şey söyledi. Çok yoğundu. Hani onu da asla suçlamıyorum. Kesinlikle. Hani çoğu insan şey diyor, dermatoloğum bana nasıl kullanacağını söylemedi. Arkadaşlar insanlar çok yoğun. Günde 150-300 hasta bakan doktorlar var. Keşke onların da vakti olsa, her hastalarını alıp karşılarına böyle saatlerce benim size anlattığım gibi anlatsalar ama ben bu videoyu çekişimin 1. saatindeyim. Editlene kadara düşürdüm bilmiyorum ama hiçbir dermatoloğum ve hastasına saatlerce bunları anlatacak vakti yok. Onun için onlara da kızmayın. Kendiniz araştırın ne olur. Kızmayın dermatologlara. Bir doktor olarak empati kuruyorum onlara. Ya onlar gerçekten vakitleri olmadığı için böyle her şeyi söyleyemiyorlar. Neyse, bunu şunun için söyledim. Birazdan diyeceğim cümleden dolayı. Gece sürmem gerektiğini, haftada 2 ile başlayıp işte 3'e çıkmam gerektiğini ve işte güneş ışığına çıkmamam gerektiğini söyledim. Onun dışında nasıl kullanacağımla alakalı çok ayrıntılı bir şey söylemedim. Ben de bilmiyordum arkadaşlar. Gidip araştırmadım da. Çünkü çok ilgili değildim o zamanlar cilt bakımına, dediğim gibi. Ve ben gittim bu şeyi altına hiç nemlendirici bilmem ne sürmeden direkt böyle bir de mercimek tanesi bilmem ne, o da yok. Bayağı böyle Arap sabunu bol bulmuş gibi kocaman sıktım, kocaman böyle yapşap sürdüm falan. Üstüne nemlendirici bir şey de sürmedim. Çünkü bilmiyorum, hani ilaç olduğunu düşündüğüm için üstüne hiç başka bir şey sürmemem gerekiyor diye düşünüyordum. Böyle bir haftada 3 kullandım.
İlk gün böyle bir kurutma yaptı. Neyse dedim idare eder. İkinci kullanışımda bayağı bir soyulma yaptı. Buralarım falan soyuldu. Cildim kupkuru böyle gergin. Nasıl kötüyüm. Dedim herhalde benim cildim bunu kaldıramayacak. Kullanmayı bıraktım. Gel zaman git zaman sivilcelerim düzelmiyor. Böyle bir kendimi kötü hissediyorum. Allah Allah diyorum, öyle bir krem vardı, tekrar kullansam mı, ne yapsam ne etsem araştırmaya başladım. Ve aslında benim çok yanlış kullandığım için böyle bir hata yaptığımı fark ettim. Yaklaşık işte o bir ay sonra falan tekrar kullanmaya başladım ve o zamandan beri kullanıyorum arkadaşlar. İlk zamanlarda bu arada zaten bana reçete edilmiş bir krem olduğu için direkt onunla başlamam gerekti. Ama tabii ki de sivilce problemim olmasa diye de kendim bir cilt bakımıma ek olarak koysaydım kesinlikle retinolle ya da retinol esterlerinden biriyle başlardım arkadaşlar. Size de onu öneririm. Yani hatta şu gerçekten L'Oreal'in Revitalift'te her yerde satılıyor. Yani Watson's Gratis'te bile satılıyor. Gidip onu alabilirsiniz. Trendyol'da bile satılıyor. Yani ben onun için öyle diğer şeylerle başlamadım. Bana doktorum reçete ettiği için ve çok hani gerçekten sivilce problemim olduğu için. Daha sonra ben buna cildimi nasıl alıştırdım? Bu arada benim cildim çok hassas ve gerçekten her şeye alerji yapan bir cilt. Her şeye irite olan bir cilt. Ona rağmen kendimi Adapalene alıştırdım arkadaşlar. Sandviç metodu diye bir şey var. Önce onunla başladım. Bu da önce nemlendiricini sürüyorsun. Nemlendiricini emildikten sonra mercimek tanesi kadar retinoid alıyorsun. Ve işte bu söylediğim 4 parmak metoduyla sürüyorsun iyice. Emildikten sonra üstüne bir kat daha nemlendirici sürüyorsun. Bu metodla başladım ve haftada 1 ile başladım. 3 hafta haftada 1 kullandım böyle ve baktım ha güzel. Herhangi bir hassasiyet, herhangi bir soyulma yapmadım. 3 haftadan sonra haftada 2'ye çıkardım. Öyle de 3-4 hafta haftada 2 kullandım. Ondan sonra haftada 3'e çıkardım. Çok uzun süre haftada 3 kullanmaya devam ettim. Çünkü hani haftada 3'e çıktığımda bile hatta birazcık hassasiyet yapmıştım. Onun için haftada 2'ye düşürdüm bazı zamanlar. Bazı zamanlar haftada 3'e çıkardım. Öyle haftada 2, haftada 3 uzun süre devam ettim. Ondan sonra yaklaşık 4-5 ay önce haftada 4'e çıkardım arkadaşlar. Ondan sonra da yaklaşık 1-2 ay önce de gün aşırıya döndüm. Şu an gün aşırı kullanıyorum. Tabii bazı günler unuttuğum oluyor. Hani her gün hani dün kullanmış mıydım falan diye hatırlayamadım ve hani bazı günleri kaçırdığım oluyor ama şu an ideal bir biçimde hani hatırlarsam gün aşırı kullanıyorum. 1-2 ay sonra her güne çıkarmayı düşünüyorum. Umudum o yönde arkadaşlar ve gerçekten cildimde aşırı büyük fark ettim. Büyük sivilce en son ne zaman çıkardım hatırlamıyorum cildimde. Bu arada size bunları söylüyorum diye nazar değdirip ne olur sivilcemi çıkarmayın, çok üzülürüm. Neyse. Hani benim sivilce problemiyle başladığım için bunu söylüyorum. Gerçekten sivilcelerime çare oldum. Onun dışında bu arada Adapalene'den bahsetmiyorum. Gidip sakın Adapalene almayın doktorunu söylemeden, bana doktorum yazdı arkadaşlar. Gidin retinolle başlayın bakın. Uyarıyorum baştan. Sonra bana Kardelen şey söyledi. İşte Adapalene önerdi. Kendi onu kullanıyormuş. Gittim aldım demeyin. Almayın. Cildim artık eskisi kadar hassas değil. Bunu fark ediyorum. Hani cildimin bariyerini çok kuvvetlendirdi. Mesela ben eskiden yeni ürün kullanmaya çok korkardım. Çünkü cildim anında bir bokluk çıkarırdı. Anında bir yerden bir sivilce pıtlatırdı. Bir alerji yapardı. Bir hassasiyet, bir kızarıklık olurdu. Artık yeni ürüne başladığımda asla o hassasiyet hissetmiyorum. Arkadaşlar çoktan gözlüklerimi taktım ve pijamamı giymiştim. Makyajımı da silip yatacaktım ama çok önemli bir şeyi söylemediğim geldi aklıma. Hızlıca onun için kamerayı açtım, geldim karşınıza. Bunu da söyleyip kapanışı öyle yapacağım. Bu retinoidleri kullanırken çok önemli bir şey olabilir cildinizde. Cildiniz sivilce kusabilir. Buna purging deniyor. Zaten sivilceleri tedavi etmek için verilen bir krem. Neden sivilce çıkarsın ki? Çünkü komedonlar uzun süre komedon olarak kaldıktan sonra iltihaplanıyor ve sivilce oluşuyor. Yani her bir komedon potansiyel bir akne. Bu ne demek? Sizin tüm komedonlarınız illa bir gün sivilceye dönüşecek demek. Eğer ki sizin şu an cildinizde bir sürü komedon varsa ve birisi bir hafta sonra, birisi üç hafta sonra, birisi bir ay sonra, birisi iki ay sonra falan sivilce çıkaracaksa, yani bizim bu retinoid içeriğimiz cildin alt tabakasını daha hızlı bir biçimde dışarı atıyorsam, kapalı komedonlar daha hızlı bir biçimde dış yüzeye çıkacak ve daha hızlı bir şekilde dış yüzeye çıktığı için sivilceler daha hızlı bir biçimde gün yüzüne çıkacak. Yani aslında 2 ay sonra, 1 ay sonra, işte ne bileyim 2 hafta sonra çıkması planlanan sivilcelerinizin hepsi birdenbire çıkmaya başlayacak. Bundan dolayı cildinizde her zaman normalde çıkan yerlerinde bir sürü sivilce fark edebilirsiniz. Ama şimdi bir purging var, bir de breakout var. Yani ya cildiniz kusuyor ya da cildinizde birdenbire bir breakout, yani birdenbire bir sivilce patlaması oldu. İkisinin arasındaki farkı nasıl anlayabilirsiniz? Purge olayı genelde sizin sivilcelerinizi çoğunlukla çıkardığınız yerlerde olur. Breakout olayı ise genelde sivilceleri çok çıkarmadığınız, tamamıyla alakasız bir yerde olur. Ve purging olayı genelde retinoidleri kullanmaya başladığınızdan 8. hafta ile 6. hafta arasında başlıyor. Ve ne kadar sürdüğü biraz kişiye bağlı. Kesin bir hani şurada kesin biter diyemiyoruz ama maksimum 2 ay diyorlar. Yani bazılarında 6 hafta, bazılarında 8 hafta, bazılarında 1 ay, bazılarında 2 ay sürüyor ama ondan sonra emin olun bebek poposu gibi bir cildiniz oluyor. Ben de purging olayını yaşadım. Bu arada retinoide tam ciddi anlamda başlayışımın ya 8. ya 7. haftasında purging'e başladım.
Benim sivilcelerim genelde hep bu kısımlarımda çok fazla çıkar. Şuralarımda falan ve gerçekten oralarımda çok fazla sivilceler çıktı. Bayağı kötüydü cildim bir dönem. Yaklaşık 8-9 hafta sürdü benim cildimin kusması. Ama ondan sonra cildim düzeldi. Öyle, bundan da bahsetmem lazımdı. Kapanışı yapan Kardelen'e sözü bırakıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Vallahi yoruldum. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz.